Geçtiğimiz günlerde Netflix'te yayınlanan ve aynı anda birçok ülkede milyonlarca izleyicisinin kafasını karıştırmayı başarabilen Leave the World Behind filmi hakkında Instagram'dan "Ya Kaan, kaçırdığımız bir şey mi var? Eşim çok sevdi ama ben tam aksine hiç sevmedim" konulu bir sürü mesaj aldım. Bu kadar yoğun mesajı en son şu filmde almıştım. Aslında mesajını tek tek yanıtladığım herkesin sormak istediği soru şuydu: "Kaan, bu film iyi mi, kötü mü?" İşte ben de bu sorunun cevabını verebilmek için oturup filmi iki kez izledim. Hemen dikkatimi çeken bazı detaylarını not alıp sizle de paylaşmak istedim. Burada film dizi meraklısı 72 bin kişiyiz ve birazdan değineceğim detaylar ile birlikte bu film üzerine yorumlarda sizle sohbet etmek, üzerine konuşup beyin fırtınası yapmak için sabırsızlanıyorum. Şimdi film için iyi veya kötü gibi kesin bir yorum yapmadan sadece dikkatimi çeken, ilginç bulduğum ve izleyen birçok kişinin de gözden kaçırdığını düşündüğüm o detaylardan bahsetmek istiyorum. Film hakkındaki düşüncemi de tüm detaylara değindikten sonra sizle paylaşacağım. Şimdi arkanıza yaslanın. Buraya gizemli de bir müzik alalım. Ve sembollerle dolu bu acayip filme biraz daha yakından bakalım. Film çiftimizin yatak odasında başlıyor. Tüm odanın mavi olduğunu ve kameranın aşırı net bir şekilde direkt olarak odayı gösterdiğini görüyoruz. Mavi renk huzuru, güveni temsil ediyor. Fakat hemen duvarda büyük de bir çatlak görüyoruz. Sinemada hiçbir şey öylesine kamera açısına girmez, unutmayın. Bu sözü videonun çeşitli yerlerinde tekrar tekrar hatırlayacağız. Ailemizin sorunları var. Üstelik bunu da başrolümüzün ağzından daha ilk dakikalarda duyuyoruz. Hemen sonrasında ailemizi mavi bir arabada görüyoruz. Yani hala evdeyiz ve güvendeyiz. Fakat 4 kişilik ailenin her biri de farklı bir şeylerle ilgileniyor. Baba araba kullanırken anne telefonda, oğlu oyunda ve küçük kız da dizi izliyor. İşte duvarda bir çatlak daha. Tatil yapılacak eve geldiğimizde ise ailemiz arabadan iniyor ve artık başka bir dünyaya adım atmış oluyorlar. Girilen bu evde mavi renge neredeyse hiç rastlamıyoruz. Üstelik işlerin değiştiğini koyu kırmızı bir renkle ilk bölümün isminde görüyor ve hemen sonraki sahnede şu kamera açısıyla ailemizin hayatının ters düz olacağını, bir şeylerin değişeceğini de anlıyoruz. Başrolümüz mavi tabelalı bir marketten güvenle alışverişini yapıp mavi arabasına koyduktan sonra eve gidip oradan da ailece sahile gidiyorlar. Bu sahnede dördünün de mavi renkli kıyafetler giymesi tesadüf değil. Bir aradalar ve her şey yolunda şimdilik. Aynı mavi huzur, kırmızı tehlike konusunu filmin sonlarında da görüyoruz. Başrolümüz yabancı ev sahibiyle kaynaştıktan sonra dans etmeye başlamadan üzerindeki mavi kazağını çıkartıp atıyor. Bu basit gibi görünen hareketle evli başrolümüzün tehlikeli sularda olduğunu anlıyoruz. Küçük kızımız kapısı koyu kırmızı bir eve giriyor ve kırmızı bir koridorda yürüyor fakat yüzüne vuran mavi renk ile tekrar huzur buluyor. Bu kısımdaki diğer detaylara birazdan geleceğim. Filmdeki ikonik sahnelerden birini de ailemiz plajdayken görüyoruz. Dev bir gemi ailemizin güneşlendiği sahile bodoslama dalıyor. Bu arada sağda maviler içinde huzurla güneşlenen kadın da kadrajda tabi. Unutmayın, mavide güvendeyiz, kırmızıda tehlike demiştim. Bu sahnede çok başarılı bulduğum bir gönderme var. Sahile vuran geminin adının White Lion, yani beyaz aslan olduğunu görüyoruz. Film burada tarihte Amerika'ya Afrika'dan ilk köleleri taşıyan ünlü gemiye bir gönderme yapıyor. İngiliz korsan gemisi olan White Lion, takvimler 1619'u gösterdiğinde 20'den fazla Afrikalıyı ilk kez Amerika'ya getirmiş ve Amerika'da yıllarca sürecek olan köleliğin ilk adımını atmıştı. Yani kameranın arabadaki radyo frekansını göstermesinin bile bir nedeni var. Filmde neredeyse herkesin gözden kaçırdığı büyük de değişimler var. Ailemizin yerleştiği evimizin salonundaki şu dev tablo aslında film boyunca değişiyor. Önce şöyle, sonra şöyle ve sonra da şu hale geliyor. Bu değişimin anlamına birazdan geleceğim fakat ya yatak odasındaki şu devasa değişim? Filmi izlerken bu değişimi fark edenler hemen videoyu durdurup şu an yorumunu bıraksın. Ailemiz eve ilk geldiğinde başrolümüz evi şöyle bir dolaşıyor. Yatak odasına geldiğinde kamera başrolü bırakıp direkt olarak yatağı ve arkasındaki resmi bize gösteriyor. Yatağın arkasındaki duvarda bele kadar gelen bir su seviyesi görüyoruz. Fakat kötü olaylar peş peşe geldikçe sonraki sahnelerde bu dalgaların yükseldiğini, hatta en son tavana kadar çıktığını görüyoruz. Film ırkçılık konusunu baştan son anına kadar işliyor diyebilirim.
Az önce bahsettiğim Amerika'ya ilk köleleri getiren o gemiyi hatırlayın. Şimdi de beyaz insanlar tarafından kendi evinde rahatça oturamayıp alt kata itilen şu baba kızın indiği bodrum katın bir geminin alt güvertesi şeklinde tasarlanan tamamen ahşaptan oluşan dekoruna bir bakın. Yine az önce bahsettiğim salondaki değişen tabloda ırkçılık konusunda göndermeler içeriyor. Tabloyu ilk gördüğümüzde ikisi büyük, ikisi küçük dört beyaz çizginin siyah renkli bir alana doğru girdiğini görüyoruz. Burada dört beyazın siyahilerin hayatına giriş yaptığı betimleniyor. Hemen sonralarda ailelerimizin arasında diyaloglar başlıyor ve tabloyu bu sefer köşeleri yok olmuş, birbirine karışmaya başlamış beyaz ve siyahlar olarak görüyoruz. Tablonun son değişiminde ise artık beyaz ve siyahın tamamen iç içe geçtiğini görüyoruz. Üstelik bunu gördüğümüz sahnede de siyahi bir baba kız ve beyaz anne ile oğlunun karşılıklı oturup bir arada olduğunu görüyoruz. Film ırkçılık temasını ince ince baştan sonuna kadar işliyor. Sembollerle ve mesajlarla dolu bu filmin yapımcı koltuğunda Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama oturuyor. Executive Producer yani yönlendirici yapımcı olarak filme dahil olan 8 yıl boyunca Amerika'yı yöneten ve Amerika tarihinin ilk siyahi başkanı unvanına sahip olan Obama'nın bu filmin arka planında bizzat yer alması, içindeki bu ırkçılık, Amerika devlet sistemi ve kanlı suç planları diyalog ve mesajlarının da neden bu kadar çok ve etkili bir şekilde aktarıldığını bize gösteriyor. Introdaki devasa göz, ilk sahnede kadraja bir şekilde sokulan 3 adet 6 rakamı, afişteki şu 4 harfin bir araya getirilmesi, çocukların üzerindeki şu 2 tişörtün gözümüze sokulması gibi semboller en basit şarkı klibinde bile var artık. Bu yüzden onlar neyse de, tüm bunların arkasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın imzasının olması, izleyicisini baştan sona tedirgin ve huzursuz hissettiren olayların gerçeklik payını bence birkaç tık arttırıyor. Filmdeki diyalogların çoğu da altı bir şekilde doldurulmuş olan başarılı replikler. Filmin ortalarında ufaklığımız annesine bir hikaye anlatıyor. Hikaye, kenarında yaşadığı nehrin taşacağını radyodan öğrenen bir adamla ilgili. Adam bu haberi alır almaz dua etmeye başlıyor. Nehir yükseliyor. Önce bir bot gelip adamı oradan almak istiyor. Fakat adam reddediyor. Su daha da yükseliyor ve bir helikopter gelip merdiveni aşağıya salıyor. Adam yine gitmek istemiyor ve dua etmeye devam ediyor. Sonra sular daha da yükseliyor ve adam boğulup ölüyor. Ölen adam ahirette Tanrı'ya kızarak "Sana o kadar dua ettim, neden beni kurtarmadın?" diye yakınınca Tanrı da "Sana radyodan haber verdim, bir bot ve bir helikopter gönderdim. Daha ne istiyorsun?" diye cevap veriyor. Bu hikayedeki olaylar aslında filmde de yaşanıyor. Önce radyo ve TV'den durum öğreniliyor. Sonra bir gemi ve sonra da bir uçak görünüyor. Ev sahibinin geldiği sahnede ise çocuklar uyanmasın konulu bir sohbet ortasında başrol babamız atom bombası atılsa yine uyanmaz diyor ve filmin sonunda dışarıda gerçekten bombalar patlarken oturmuş dizi izleyen, sorunlar baş gösterdikçe ortadan kaybolan, annesinin sesini duymasına rağmen hiçbir şey umurunda olmayan ufaklığı yani yeni nesli görüyoruz. Filmin son sahnelerine doğru ufaklığımızın indiği sığınaktan görüntüler görmeye başlıyoruz. Kameranın killeri çektiği sahnede ise yine ırkçılık temalı başarılı bir gönderme ile karşılaşıyoruz. Kadraja giren birçok ürünün Afro-Amerikan ve Kızılderili temalı yiyecekler olduğunu görüyoruz. Hatta Hint portakal suyu ve İtalyan markası Barilla da gözümüze çarpan ürünlerden oluyor. Bu küçük sahneyle Amerika'nın olası bir felaket anında gıda konusunda diğer ülkelere muhtaç kalacağı vurgusu yapılıyor. Hatta bu konu yine filmin son sahnelerinde de dile getiriliyor. Başrollerimiz ilaç almak için bir adamın kapısına dayanıyor ve eli silahlı adamımız da o tarihi repliği söylüyor. Dünyanın her yerinde düşmanımız var. Belki sonunda birkaçı bir araya gelmiştir ha. Filmin son sahnesinde ufaklığımız girdiği evde bir sığınak buluyor. Sığınağın kapısını açmak için uzandığında küçük bir tabelada Commodus yazısı kadraja giriyor. Film tam da burada aslında asırlar öncesine bir selam çakıyor. Roma'ya altın çağını yaşatan ünlü imparator Marcus Aurelius'un oğlu olan ve imparatorluğu süresince eğlenceye düşkünlüğü, kural tanımazlığı ve vicdansızlığı ile kötü şöhretiyle anılan imparator Commodus'a bir gönderme yapan bu sahneyle dışarıda dünya yanıp ailesi çeşitli felaketlerle boğuşurken abur cuburun dolu olduğu güvenli bir sığınakta dizi izleyen ufaklığın Roma'yı felakete sürükleyen Commodus'a benzerliği betimleniyor. Bir kenara yazdığım notlardan bu 8 tanesini sizle paylaştığıma göre film hakkındaki düşünceme de artık geçebilirim.
Eğer başıma bir şey gelmeyecekse ben bu filmin sağda solda yazılıp çizildiği kadar büyük bir zaman kaybı olduğunu düşünmüyorum. Tamam, bir şaheser değil. Fakat anlatmak istediği bir şeyleri olan bir yapım bu. Sonunda somut olarak elimize bir şey vermese de geyik, flamingo, kumsaldaki saatli kol gibi daha pek çok konuyu tam anlamıyla açıklamasa da ben iyi bir açıdan bakıldığında bu filmin söylendiği kadar boş bir yapım olmadığını düşünenlerdenim. Pandemiden yıllar önce çıkan Covid filmlerini düşünün. Hani şu hepsi gerçekleşti bunların diye şaşırdığımız o filmleri. Ben işte bu filmde de gelecek yıllarda gerçek olmayacak pek bir şey göremiyorum. Son birkaç aydır tüm dünyada güneşten gelen fırtınayla tüm uydu, internet ve hatta elektrik ağı çökebilir şeklinde haberlerin yazıldığını, hatta İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden'ın halkı bizzat dijital bir felakete karşı mum ve pilli radyo stoklamaları konusunda uyardığını siz de görüp duymuşsunuzdur. İşte bu filmin de tam bu evrede vizyona girmesi beni düşündürmedi desem yalan olur. Filmdeki geminin sahile çarpması, daha hiç kullanılmamış Tesla'ların otopilot ile zincirleme kaza yaparak trafiği kapatması, dev yolcu uçaklarının belli noktalara düşmesi, özellikle sosyal medyada çok popüler olan havuzda flamingo görüntüsünün gerçek olması ve geyikler ile diğer hayvanların değişik tavırlar sergilemeleri bence önümüzdeki yıllarda sinema dünyasında bolca kullanılacak olan ikonik sahnelerden olacak. Ülkede bombaların patladığı anı siyahi ve beyaz birinin el ele izlemesi de bence filmin baştan sona işlediği ırkçılık konusuna noktayı koymayı başarıyor. Yani işin özü üzerinde epey çalışılan fakat derdini anlatma konusunda biraz fazla derine inip izleyicisini yoran, temelinde ırkçılık, teknoloji ve kendi sonunu hazırlayan insanoğlu ögelerinin işlendiği, Netflix'te yayınlanmasına rağmen DVD arşivi hayat kurtarır dercesine kumandadaki Netflix butonunu es geçip dizisini açan küçük kız ile Netflix'e de bir selam çakılan ve bence Netflix ortalamasının bir tık üzerinde olan bir filmdi bu. Bu ilginç filme ilgili yorumlarınızı ve yakaladığınız detayları aşağıya yazmayı ve bana Instagram'dan mesaj bırakmayı unutmayın. Videoyu filmi izlediğimden beri düşündüğüm şu soruyla bitirmek istiyorum. Ya tüm bu felaketlerin arkasında gerçekten birileri yoksa? Ya insanoğlu olarak gerçekten bir başımıza yapayalnız ve çaresizsek? İşte asıl soru bu.